en güzel anlarınızı dondurup ölümsüzleştirmek ister misiniz? Şimdi sizi bir düğün belgeseli fotoğrafçısına, Serhan Serter'e götüreceğim. Onunla en güzel anlarınız ölümsüz olacak. Düğün fotoğrafçılığı deyip geçmeyin. Belgesel tadında çektiği fotoğraflarla her evlenecek çiftin rüya fotoğrafçısı Serhan Serter'i izleyin. Düğün fotoğrafı nasıl çekilirmiş görün. Tek tek soralım Aylin'cim. Şimdi ben size tek tek soracağım. Neler yaptınız? Bugüne kadar neleri belgelediniz? Neleri resimlediniz? Hangi çiftler evlendi? Hangileri mutlu oldu? Mutsuz olan var mıydı? Ben soracağım, siz cevap vereceksiniz. Hazır mısınız? Tabii ki. Biraz sınav gibi oldu galiba ama olsun. O zaman başlayalım şimdi. Hadi başlayalım. Sizin yaptığınız bu belgesel düğün fotoğrafçılığının açılımı nedir? Aylin Hanım, belgesel formatta yaptığımız düğün fotoğrafçılığı aslen 1990'ın ortalarında Amerika'da ortaya çıkmış bir format ve 2000'li yıllarda da Avrupa'ya ve 2004'lerde, 2005'lerde de Türkiye'ye gelmiş durumda. İşin özüne baktığımızda düğün gününün sabahtan başlayıp akşama kadar fotoğraflarla hikayesinin kurguya dönüştürüldüğü bir çalışma olarak özetleyebiliriz bu çalışmayı. Yani daha basit bir dille anlatırsak şöyle özetliyorum. Evlenecek olan çiftimiz sabah kalkar. Evet. Kuaföre gider, evet. Makyajını yaptırır, bu arada çayını kahvesini içer, arkadaşları gelir gider, ortada yapılan muhabbetler çekilir. Yani her an tek tek karelenir, doğru mudur? Aynen öyle. Peki, bütün aslında bu bir ünlünün 24 saati gibi bir şey, bana da daha önce çekilmişti. Siz evlenecek olan çiftlerimizin 24 saatini kareliyorsunuz, doğru muyuz? Evet, aynen öyle. Kuaförden itibaren başlayan bir format aslında bu aydınlığın ama bazı gelinler sabahtan evlerinden kahvaltılarında bizi davet ettikleri oluyor. O zaman çok daha keyifli oluyor. Ev halkının o düğün sabahındaki halinin de fotoğraflarını çekip kahvaltı masalarına ortak olup fotoğrafları çekmeye buradan başlıyoruz. O akşam gece yarısına kadar düğün fotoğrafları çekmeye devam ediyoruz. O kadar güzel ki, ne güzel kahvaltı ediyoruz. Evet. Bütün güne ben de olsam böyle bir şey isterdim. Sonra ne oluyor peki? Ardından kahvaltı formatından sonra zaten kuaföre gidiliyor. Kuaförde hazırlıklara başlanıyor. Manikür, pedikür, saç, makyaj gibi bildiğimiz yeni hazırlıklarımız var. Buradaki hazırlıkların hemen hemen tamamı en ince detayına kadar fotoğraflarla belgelenmiş oluyor. Sadece detaylar değil, gelinin o gün içerisindeki yaşadığı duygusal durumu da tabii ki belge haline getirmek çok çok önemli. Burada da şu devreye giriyor. Düğün çekiminden önce mutlaka ama mutlaka gelin ve damatla bir araya gelip ofiste bir ön görüşme yapmak ve düğün günü akışı hakkında da o günün nasıl programlanacağını beraber kararlaştırmak çok çok büyük önem taşımakta. Burada da benim kendim kullandığım bir programım zaten mevcut. Sabah uyandıktan gece düğüne kadar olan kısmı saat saat en ince detayına kadar programlandırıyoruz. Çünkü burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Yaptığımız çekim bir daha tekrar olmayan bir günün çekimi. Bu sanat harikası fotoğrafları saklamak için sıradan bir albüm kullanılamaz tabii ki. Serhan Bey çektiği her düğün belgeseli için ayrı albümler tasarlıyor. Bu inanılmaz şık ve güzel bir tasarım. Evet. Bunu özellikle göstermek istedim. Evet, sandığı kendisi özel olarak yapıldı ve albümcüme gittim, özel olarak tasarlattırdım. Yaklaşık 2 ay, 2,5 ay civarında tasarımı ve iç malzemesi sürdü ama gerçekten çok hoş bir albüm oldu. Peki biraz içine bakalım, kucağımıza hadi bakalım. Tabii ki, tabii ki. Siz alın istiyorsan. Sandığı çıkartalım. Şöyle. Tamam, peki. Bunu da kapatalım. Albümümüz çok özel bir malzemeyle yapıldı. Kendisi 9 kilo 700 gram. Birazcık ağırdır. Gelinlerimiz koltuğun altına alıp arkadaşlarına gezdirme konusunda birazcık sıkıntı yaşayabilir ama gerçekten de içerik olarak neredeyse benzersiz bu albüm. Davetiye ile başlıyoruz. Evet, aynen öyle. Kullandığım konsepte ilk fotoğrafı davetiye olarak belirliyorum. Arkasından günün akışına geçiyoruz. Kuafördeki hazırlıklar, makyaj hazırlıklarımız oluyor.
Arkasından yine gelinimizin kuafördeki hazırlık aşamaları devam ediyor. Ama bu arada tabii ki damadımız da düğünün bir parçası değil mi? Ufacık bir yerlerde var. Unutmayalım. Ben birazcık gelinlere biraz daha torpili davranıyorum. Çünkü gelin makyaj olarak, gelinlik olarak tabii daha bir görsel bir zarafet abidesi. Damadımız da tabii ki çok güzel ama takım elbiseli smokinli bir obje olarak duruyor. Onları da tabii ki yer vermekte fayda. Teşekkür ediyorum damatlar adına size. Gelinlere biraz daha torpil. Ama evet, aynen söylediğiniz gibi çay içmesinden ojesine, saçının topuzundan makyajına kadar, ucunun sürümüne kadar bütün detayları bulabileceğiniz çok güzel bir belgesel mi diyelim buna? Öyle diyebiliriz. Belgesel evet. Albümü mü diyelim öyle ya da? Öyle diyebiliriz Aylin Hanım. Belgesel formatta düğün albümü diyebiliriz. Çünkü bu albümün kendine ait bir hikayesi var. Belli bir anlatımı var ve sabahtan başlayıp akşama kadar bu çift bugünü nasıl geçirmişin cevabını aslında buluyoruz ve zaman geçtikçe eskimeyen, aslında eskidikçe de değeri artan müthiş bir görsel abide diyebiliriz aslında bu albüm için. Ömür boyu kendilerine saklayacakları çok kıymetli bir görsel hazine olarak görmediler ve sadece klişe fotoğraflardan ziyade bu tarihin dönüm noktası, kendine göre dönüm noktası olan bu tarihi günün en ince detayına kadar fotoğraflarla görüntülenmesini tercih etmeliler diyorum ve tekrardan çok çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Sağ olun.